Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Allah nasip ederse bu videomuzda Menzil Tarikatı'na ve bu tarikatın yayın evi olan Semerkant Yayın Evi'ne bir takım tenkit ve eleştirilerimiz olacak. Ben bu tarikatın yayın evine ait kitapları aldım, inceledim, baktım. Maalesef içerisinde akla hayale gelmedik hurafe bir şirk örnekleri var. Ve yine maalesef daha önce belki de hiçbir yerde duymadığınız çok iğrenç şeyler de var. Bunları bu videomuzda anlatmayı uygun gördük, gerekli gördük. Malumunuz emri bil maruf nehyanil münker yapmak Allah-u Teala'nın biz müminlere bir farzıdır, bir emridir. Bunu yerine getirmek zorundayız. Bu emri yerine getirirken de hiç kimseden korkmadan, hiçbir şeyden çekinmeden Allah'ın vermiş olduğu bilgileri kullanarak Allah'ın kullarını uyandırmak ve şirke, hurafeye karşı uyarmak zorundayız. Değerli kardeşlerim, Semerkant Yayın Evi'ne ve Menzil Tarikatı'na eleştiri yapmamızın nedeni bir husumet olduğundan, nefsi bir çıkar alışverişi olduğundan değil, gerçekten İslam dinine çok zarar verdiklerinden, gerçekten Müslümanları hurafe bataklığına çekmeye çalıştıklarındandır. Bunu bilerek mi yoksa bilmeyerek mi yapıyorlar bilmiyorum. Ama yayınlamış oldukları kitapları, neşriyatı incelediğimiz zaman gerçekten insan hayaline gelmeyecek, insan aklına gelmeyecek şekilde şirk ve hurafe çukuruna gömüldüklerini görüyoruz. Şimdi Allah nasip ederse tek tek kitapları inceleyerek, tek tek kitapları ele alarak bu hurafeleri gün yüzüne çıkartıp tenkit etmeye çalışalım. Değerli kardeşlerim, şu elimde görmüş olduğunuz kitap Müzekki Nüfus, nefisleri temizleyen anlamına geliyor, eser anlamına geliyor. Eşrefoğlu Rumi tarafından kaleme alınmış. İçerisinde asla astar olmayan pek çok hadis, saçma sapan hurafeler olmakla birlikte en tehlikeli olanlardan birkaç tanesine örnek vermek istiyorum. Aziz kardeşlerim, bu kitabın 456. sayfasında Abdülkadir Geylani'den naklen şöyle bir söz bize aktarılıyor. Müridim iyi olmadığı zaman ben iyiyimdir. Rabbimin izzeti hakkı için ben şarkta bulunduğum halde elim devamlı olarak garptaki müridimin başı üstündedir. Yani kendisi doğuda da olsa batıdaki müridini kontrol altında tutabiliyormuş. Eğer onun bir ayıbını sezersem doğudan elimi uzatır ve onu örterim. Rabbimin izzeti için kıyamet gününde benim bütün müritlerim geçinceye kadar cehennemin kapısında duracağım. Zira Allah-u Teala müritlerinden hiçbirini ateşe koymayacağına dair bana söz verdi. Yani Allah-u Teala Abdülkadir Geylani'nin müritlerinden hiç kimseyi ateşe sokmayacağına dair Abdülkadir Geylani'ye söz vermiş. Her kim bana intisap eder, onu kabul eder ve ona yönelirim. Kabirde hiçbir müridimi korkutmamaları için münker ve nekir meleklerini tutarım. Aziz kardeşlerim, burada anlatılanlar Allah'ın dinine atılmış alçakça iftiralardır. Bir kere Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya "Ey Fatıma, senin için hiçbir şey yapamam." diyorsa, Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselam "Ben Allah'ın elçisiyim, vallahi yarın nasıl karşılanacağımı bilmiyorum." diyorsa, bu insanların böyle iddialarda bulunmalarına itibar etmeyin. Fatır suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki hiçbir günahkar bir diğerinin günahını yüklenmez. Lokman suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki baba evladı için hiçbir şey yapamaz. Kıyamet gününden bahsediyor Allah-u Teala ve şöyle diyor Abese suresinde, o gün baba oğlundan, işte anne kızından falan falandan kaçacaktır. Herkesin birbirinden kaçıştığı, herkesin kendi nefsini düşünmüş olduğu bir günde Abdülkadir Geylani, ben cennetin kapısında duracağım, cehennemin kapısında duracağım, işte benim müritlerim kurtulacaklar, Allah bana böyle söz verdi demesi, eğer bu sözler ona aitse gerçekten aşağılık iftiralardır. Bunların hiçbir tanesine inanmayın. Bunların hepsi küfür ve ilhat doludur. Değerli kardeşlerim, kitabın içerisindeki saçmalıklar sadece bunlarla sınırlı değildir. Kitabın 459. sayfasında şöyle bir ifade yer alır. Mürşide teslimiyetin 5 şartı. Bu şartları sayalım bakalım hangileriymiş. 1. Şeyh kabul ettiğin, müridi olduğun mürşide tertemiz bir itikatla bağlanmaktır. 2. Onun huzurunda bütün mülklerinden vazgeçmektir. 3. Sıdk ve gerçekliktir. 4. Kendini şeyhine satılmış bir köle gibi kabul ederek teslim olmaktır. 5. Onun elini tutup tövbe etmektir. Arkadaşlar, bu şartların hiçbir tanesi Kur'an-ı Kerim'de yer almadığı gibi Allah-u Teala'nın dininde de birilerine satılmış bir köle gibi teslim olmak diye bir şey de yoktur. Allah-u Teala zaten bütün elçilerini, bütün kitaplarını insanları köle edinen tağutlara, iblislere, şeytanlara karşı onlarla mücadele etmesi için göndermiştir. Kölelikle mücadele eden İslam dinini getirip de köleliğin kaynağı haline getiren bu zihniyet bizdeyken bizim iflah olmamız mümkün değildir. Bakınız, şu maddelere dikkat edin. İkinci maddede şöyle diyor. Onun huzurundan bütün mülklerinden vazgeçmektir. Dördüncü maddede de şöyle diyor. Kendini şeyhine satılmış bir köle gibi kabul ederek teslim olmaktır. Yani mürit kendisi herhangi bir mal elde edemediği gibi tersine kendisini satılmış bir mal gibi kabul etmek zorundadır. Yani insanların mal sahibi değil, malın ta kendisi yerine koyarak kendine köle edinen bu tağutlarla bizim çekeceğimiz var. Bizim bunlarla mücadele etmemiz gerekir. Arkadaşlar, bu elimde görmüş olduğunuz kitap Seyyid Taç Yayın Evi'nden çıkan Minah kitabı. Bu kitabı da daha önce ben başka bir videomda anlatmıştım. Ancak herhalde yeteri vurgu olmamış.
tekrar ele almayı uygun gördüm. Şimdi bu minah demek hediyeler demektir. Burada çeşitli hediyeler çeşitli maddelerde sıralanmış. Bunlardan 231.si şöyle. Tam ihlas, şeyhine söz, fiil ve hali açık hükümlere muhalif olsa veya olmasa dahi şeyhin eylemleri açık hükümlere aykırı olsa da olmasa da şeyhinin muradına uygun olarak hareket etmektir. İnkar veya bir mevzunun manasını sorma dahi, yani bunu niye böyle yapıyorsun diye sormak dahi kalbine girmeden tasdik etmelidir. Bunu sormayacaksın, kalbine girmeden tasdik etmektir. Hiç manasını düşünmeden, anlamadan, Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır değildir diye sorgu sual yapmadan teslim olacaksın. Peki bunun doğurduğu sonuç nedir? Bakınız hemen bir arka sayfayı çeviriyoruz. 232. minahta şöyle bir ifade var. Sanırım ihlasın en güzeli kendini zorlayarak değil, rıza ve zevkle olan teslimiyet olduğuna işaret eden Gavs dedi ki, şeyhinizin etbağından iki alim konuşuyordu. Birisi diğerine dedi, eğer şeyh sana namaz kılmamanı emretse ne yaparsın? Öbürü dedi, emre kerhen uyarım, yani istemeyerek namazı terk ederim. Soruyu soran alim dedi ki, ben gönüllü ve kalp hoşnutluğu ile uyarım. Yani şuradaki dehşet küfürü görebiliyor musunuz? Şeyh insana Allah'a ibadet etmeyi yasaklasa dahi bunu kabul edeceksiniz diyor. Peki bu kafa yapısına sahip olan menzil tarikatının en azından bunları yazanların İslam diniyle herhangi bir alakası kalır mı? Yani ne kadar korkunç bir hurafe ve şirk bataklığı içerisinde kıvrandıklarını görmüyorlar mı? Arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz kitapta Şihabeddin Es-Sühreverdi'ye ait Arif-ül Me'arif isimli eser. Bu kitap gerçek tasavvuf adıyla Semerkant Yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilip kazandırılmış. Bu kitabın içerisinde de yine pek çok şirk ve hurafe örneği olmakla birlikte en korkunçlarından bir tanesini de okumayı gerekli görüyorum. Yani bu videoların bu arkadaşlara ulaşıp bu kanaatlerinden vazgeçmelerini sağlamak zorundayız. Kitabın 123. sayfasında şöyle diyor. Mürit bir derdi için mürşide danıştığı gibi, mürşit de o meselenin hallini Allah-u Teala'ya danışır. Mürşit için Allah katında uyku ve uyanıklık halinde açık tutulan özel bir konuşma kapısı vardır. Demek ki mürşit, müridin işlerini kendi havasıyla tasarrufta bulunmaz. Çünkü mürit onun yanında Allah-u Teala'nın emanetidir. O kendi ihtiyaçları, dini ve dünyevi mühim işleri için Allah'tan yardım istediği gibi müridi için de yardım ister. Yani arkadaşlar, bu kitapta yazan bu satırlara göre daha pek çok yerler var böyle. Mürit Allah-u Teala ile doğrudan konuşamadığından şeyhine ricada bulunuyor. Şeyhi de kendisi için açık bulunan özel kapıdan Allah'la konuşuyor. Ya zaten bir yığın hurafenin pisliğin temelinde ben Allah'la konuşuyorum, ben peygamberle konuşuyorum, rüyamda şunu gördüm, bilmem ne hazretleri rüyamda şöyle yaptı, Allah'ın elçisi bana böyle dedi diyen sapıklar yok mu? Bugün Pensilvanya canavarı bu darbeyi yaparken, kendisini kainat imamı tanıtırken aynı sloganları kullanmadı mı? Ben Gavs'ım, kainat imamıyım, Allah kainatı benim hürmetime yarattı, ben Allah'la konuşuyorum demedi mi? Yine aynı şekilde Said Nursi de ikide bir bana yazdırıldı, bilmem hangi ayette bizden bahsedildi yok mu? Yani aynı zihniyeti taşımıyorlar mı? Bu yüzden bu türlü hurafelere karşı uyanık olmalıyız. Bu tam bir sahte peygamberlik iddiasıdır. Dolayısıyla bu kitabın adını gerçek tasavvuf değil, tasavvuf gerçeği diye yeniden koymak çok daha isabetli olacaktır. Değerli dostlarım, elimde görmüş olduğunuz bu eser de Tezkiretül Evliya isimli kitaptır. Yine Semerkant Yayınları tarafından Süleyman Uludağ tercümesiyle yayınlanmış. Şimdi bu kitabın içerisinde de bir kısım velilerin, yani nasıl veliyse bu kadar hurafe, yalan, şirkle nasıl veli oluyorlarsa onların sözleri yer alıyor. Yani öyle şeylere rastlıyorsunuz, öyle ibarelere rastlıyorsunuz ki yani şeytanın bile aklına gelmez. Şeytana para verseniz ancak böyle bir kitap yazabilirdi. Bakın bu kitabın 219. sayfasında Zünnun'dan naklen şöyle bir söz bize aktarılıyor. Üstadına Allah'tan daha fazla teslimiyet göstermeyen asla mürit olamaz. Değerli kardeşlerim, Allah'tan sonra üstadına tabi olan demiyor. Üstadına Allah gibi tabi olan da demiyor. Üstadına Allah'tan fazla teslimiyet göstermezsen mürid olamazsın diyor. Yani bize göre bu tanım müridin değil, müşriğin tanımıdır. Hatta Mekke müşriklerinin kafasında bile böyle bir şirk çeşidi yoktur. Onlar bile putlara Allah'tan fazla iman ediyoruz demiyorlardı. Tam tersine bizi Allah'a yaklaştırıyorlar diyorlardı. Şimdi tasavvuf ve tarikatlar içerisindeki bu şirkler, bu küfürler, bu hurafeler öylesine yaygın ki bir de yani bizi şöyle suçluyorlar. Siz bizim kitaplarımızı okumuyorsunuz, bizi anlamıyorsunuz. Hayır, tam tersi. Siz kendi bastığınız, kendi yayınladığınız kitapları okumadığınız için bizi anlamıyorsunuz. Ümmet-i Muhammed'i bu kadar hurafe, şirk, küfür bataklığına sokacaksınız. Bir de utanmadan bizden susmamızı mı bekliyorsunuz? Ne demek Allah aşkına kalkacaksın diyeceksin ki Allah'tan fazla şeyhine itaat et. Ya sana ocağını şeyh mi verdi? Böyle bir saçmalık olur mu?
Ne demek ben cehennemin kapısında duracağım, müritlerimi içeriye sokmayacağım? Yahu din gününün sahibi sen misin? Cennetin, cehennemin sahibi sen misin? Allah'ın elçisinin kimseye veremediği garantiyi sen nasıl oluyor da başkalarına verebiliyorsun? Bunları düşünmeyecek miyiz, sorgulamayacak mıyız? Ama aziz dostlarım, bütün buraya kadar anlattıklarımı unutturacak daha korkunç bir hikaye var. Tarikatlarda şeyhin müridi denemesi diye bir hadise vardır. Yani mürit şeyhine ne kadar sadık. Fakat bu deneme esnasında karşımıza öyle şeyler çıkıyor ki insanın aklı hayali duruyor. İşte onlardan bir tanesini Menzil şeyhinin bizzat sohbetlerinden derlenmiş. Bu kitapta görebiliyoruz. Yine Seytaç yayın evine ait, yani Seyit Taceddin. Bunu kısaltılmış o demek. Açılımı o demek. Şimdi arkadaşlar, bu kitap Seyit Abdülhakim el-Hüseyni Gavs-ı Bilvanisi'nin, onların öve öve bitiremediği bu Gavs Hazretlerinin, bu mübarek zatın sohbetlerinden derlenmiş bir kitap. Bu kitabın 118. sayfasında şöyle bir ifade var. Bir gün Şeyhi İbrahim Ethem'i çağırır. Benim canım şarap istiyor. Falan çarşıda falan dükkanda vardır. Git bana al getir der. İbrahim Ethem hiç kalbini bozmadan, itikadını zedelemeden hemen kalkıp söylenen dükkana gider. Şarabı alır getirir, şeyhine arz eder. Artık canım istemiyor diyerek reddeder. Dikkat ederseniz şeyh şarabı reddediyor ama haram olduğundan değil, canı istemediğinden. Şimdi şöyle devam ediyor. İbrahim Ethem için imtihan devresi başlamıştır artık. Şeyhi onu tecrübelerden geçirmektedir. Aradan bir müddet geçer. Şeyhi onu çağırarak canım güzel bir kadın istiyor der. Bakınız nereye sıçradı. İbrahim Ethem peki kurban diyerek huzurdan çıkar. Düşünmeye başlar. Şeyhimin emrini acaba nasıl yerine getireceğim diye. Yani adamın istediği haram mı değil mi bunu düşünmüyor. Acaba ben nasıl kadın bulabilirim diye bunun derdine düşmüş. Ki söylüyor zaten devamında. Eskiden olsaydı padişahlık zamanımda etrafımda pek çok güzel kadın vardı. Fakat şimdi ne yapacağım? Şeyhimin arzusunu nasıl yerine getireceğim diye düşüne düşüne eve gider. Adamın aklına hiç bu doğru bir şey mi diye gelmiyor. Haram mıdır değil mi diye hiç böyle bir şey düşünmüyor. Onun derdi kadın bulmak. Nasıl bulabilirim onun derdine düşmüş. Eve girer. Lütfen dikkat edin deyin. Hanımına kalk. En iyi elbiseleri giyin. Ziynetini tak. Beraberce şeyhimin yanına gideceğiz der. Hanımı hazırlanır. Beraberce çıkarlar. Şeyhinin huzuruna vararak efendim emriniz üzerine getirdim der. Şeyhi ne getirdin diye sorunca siz benden genç ve güzel bir kadın istememiş miydiniz? Kendi hanımımdan daha güzelini bulmama imkan olmadığından onu getirdim diye durumu arz eder. Yani şeyh ondan kadın istedi diye bu haram mıdır değil midir? Ya sen ne yapıyorsun, ben ne yapıyorum diye düşünmeden kendi karısını süsleyip püsleyip şeyhine arz eden bir mürit var ortada. Yani bu kadını isteyen şeyhe mi kızarsınız? Sesini çıkarmayan kadına mı kızarsınız? Kendi karısını götürüp şeyhe teslim eden adama mı kızarsınız? Allah akıl fikir versin. Sonra şöyle devam ediyor. Şeyh İbrahim Ethem hanımı hemen geri gönderiyor. Yapmış olduğu bu tecrübeyi kafi görür. İtikadını, teslimiyetini tam olarak ölçen şeyh hemen İbrahim Ethem'e halifelik verir. İbrahim Ethem zamanın en büyük evliyası olur. Neden evliya olmuş? Kendi karısını teslim ettiği için. Arkadaşlar, sizin aklınız, vicdanınız, fikriniz, İslami bilginiz böyle bir saçmalığı size normal gösterebiliyor musunuz? Aklınız alıyor mu böyle bir şey? Ne demek ben kadın isterim, ben şarap isterim? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya bir insan nasıl oluyor da bir başkasına bana kadın getir diyebilir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zinayı haram kılmıştır. Bu adam bana kadın getirin diye şeyine, müridine emir veriyor. Böyle bir saçmalık olur mu ya? İnsanın yani ne diyeyim, nutku tutuluyor, ne diyeceğini şaşırıyor. Siz tarikatlarda bunları mı okuyorsunuz? Kadın bile istese kendi karnını mı götürür? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Böyle insanı, hangi insanın vicdanı, aklı, fikri bunu kabul eder? Bir de ne diyor? İbrahim Ethem karısını götürdüğü için zamanın en büyük evliyasından olmuş. Valla o zamanın en büyük evliyasından olmamış. P ile başlayıp K ile biten bir şey olmuş. Kusura bakmasınlar. Yani burada bu kimseye veli mi denir? Yoksa başka bir şey mi denir? Onu da bu videoyu izleyenlerin vicdanına havale ediyorum. Arkadaşlar, daha pek çok örneği var bunun. Yani Semerkant yayın evinden çıkan kitapların içerisini incelediğiniz zaman resmen hurafi üretim merkezi. Yani Menzil, şirk bataklığı boşuna dememişiz demek ki. Geçmiş videolarımızda böyle konuşmuştuk ama hep şimdi haklı olduğumuzu da görüyoruz. Şimdi değerli dostlarım, buradan şunu anlıyoruz. Bu yayın evinin yayınlarıyla ve bu tarikatın neşriyatıyla ilgilendiğimiz zaman görüyoruz ki tevhid inancına aykırı, Kur'an-ı Kerim'e aykırı, İslam edebine ve ahlakına aykırı pek çok şey var. Bu arkadaşlarımızı uyarıp bunları bu inançtan vazgeçirmek zorundayız. Yani
Eğer biz bu görevimizi yapmazsak, eğer bunlara karşı konuşmazsak peki ne zaman konuşacağız? Allah-u Teala size vermiş olduğu imkanları neden değerlendirmediniz diye sorarsa ne cevap vereceğiz? Bunları hesap etmek zorundayız. Bakın gördüğünüz gibi ya cennetten kurtarmayı vaat ediyor, ya Allah'la konuştuğunu söylüyor, ya Allah'tan fazla bana itaat edin diyor, ya namaz kılma şeyh bunu yasakladı diyor, ya da karısını teslim ediyor. Yani burada anlatılanların Kur'an ahlakıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın din yaşantısıyla bir alakası olabilir mi? Size soruyorum. Allah'ın elçisi şu an aramızda olsaydı, burada anlatılanları görseydi bu insanlara ne gözle bakardı? Lütfen, lütfen Kur'an-ı Kerim'e sarılalım. Kur'an-ı Kerim'den başka çıkar yol olmadığını anlayalım. Bu türlü hurafeleri tenkit ederken de içten pazarlıkla hesap yapmayalım. Birilerinden korkmayalım. Çıkar düşünmeyelim. Nefsi çıkarlarımızı gözeterek birilerine kin ve düşmanlıkla saldırmak için uğraşmayalım. Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu dini muhafaza ve müdafaa etmek için elimizden gelen her şeyi gösterelim. Tekrar ediyorum. Bu tarikata katılan kardeşlerimize herhangi bir art niyetim yok. Ancak onlarla aramı tutacağım diye Allah'la aramı bozamam. Her insanın bir takıntısı vardır. Benim de tevhid takıntım var. Ben bir Müslümanım. Hayatımı Müslümanca sürdürmek istiyorum. İslam dinine yapılan her türlü saldırı bana yapılmıştır ve cevap verme gereği duyuyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi Allah yolunda sabırla, ısrarla ilerleyen bütün tevhid erlerinin üzerine olsun. Allah'a emanet olun aziz kardeşlerim.